Bu hafta hırsızlığın en büyüğüyle karşınızdayız. Akaryakıt kaçakçılığı. 2011 yılında toplam 35 bin ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Kaçağın engellenebilmesi için yetkililer titizlikle çalışıyor. İşin her adımı kontrol ediliyor, teknolojik imkanlar devreye sokuluyor. Ancak yine de bir türlü kaçağın önü alınamıyor. Zira hırsızlar nitelikli. Alınan her önleme karşılık veriyor ve sürekli sistemi deliyorlar. Büyük takip bu hafta işte bu nitelikli hırsızlarla mücadeleyi gündeme getiriyor. Akaryakıt kaçakçılığında son durum ne? Hatay'da işlenen cinayetin kaçakçılıkla nasıl bir ilişkisi var? Terör örgütüyle akaryakıt kaçakçılığı ilişkisi nasıl görüntülendi? Kaçakçılıkla mücadele için hangi işbirliklerine gidildi? 10 numara yağ tehlikesinin boyutları nereye vardı? Hepsi ve daha fazlası şimdi büyük takipte. Akaryakıt kaçakçılığı ile ilgili çok önemli isimleri bir araya getirdik. Süreci tüm yönleriyle anlamak için EPDK kurucularıyla, uzman gazetecilerle konuştuk. Piyasanın durumunu Petrol Sanayi Derneği yetkilisinden dinledik ve konunun en tepesindeki isim Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı ile görüştük. Paranın olduğu her yerde güç de var demektir. Bu medya gücü de olur, silah gücü de olur. Güvenlik birimleri olmadan diğer bir kurumun istasyonda denetim yapması da pek düşünülebilecek bir şey değildi. Bunlar sahip değiştiriyor. Yeni gelen sahip kendi kimliği altında ticari faaliyeti yürütüyor. 2007 yılından sonra Türkiye'de sistemli bir akaryakıt kaçakçılığı mümkün değildir. Üçüncü köprü finansmanı büyüklüğünde bir kayıp dışılığı konuşuyoruz. Dayatmayla karşılaşmadan görevimizi net bir şekilde, inandığımız şekilde yaptık. Akaryakıt kaçakçılığıyla Türkiye'nin her tarafında mücadele edecek, anında operasyon yapma yasal gücüne sahip bir ekip oluşturmayı planlıyorum. Hepsinin açıklamalarını birazdan ekrana taşıyacağız. Ama önce geçtiğimiz yıllarda Hatay'da işlenen bir cinayeti hatırlatmak istiyoruz. Öldürülen önemli bir petrol şirketinin işletme müdürüydü. Cinayet sonrası ortaya atılan iddialar çok dikkat çekti. Gümrük müfettişleri yaşananlarla ilgili detaylı bir rapor hazırladı. Şimdi o cinayeti birlikte hatırlayalım. Yer Hatay. Yıl 2007. Aylardan Mart. Akşam üzeri yol kenarında orta yaşlarda bir adam ölü bulundu. Önce dövdüler, sonra kurşunladılar. Arabasından çıkartılan şahıs önce dövülmüş, ardından iki yerinden silahla vurularak öldürülmüştü. Kısa süre sonra öldürülen şahsın Delta Petrol şirketinde işletme müdürü olarak çalışan Ömer Cemil Sanal olduğu belirlendi. Medya cinayete çok az yer ayırdı. İlgili makamlarda bir yıl boyunca olayın kişisel sebeplerle vuku bulduğunu sandı. Kamuoyunda bunun sadece bir cinayet vakası olduğu kabul görmüştü ama Sanal'ın kardeşleri bu işin arkasında derin ilişkilerin olduğuna emindi. Adeta dedektif gibi çalışan üç kardeş Sanal'ın bilgisayarındaki silinmiş yazışmalara ulaştı. Yazışmalar soruşturmanın derinleşmesini sağladı. Kaçakçılık işleri organize işlerdir. Böyle 3-5 kişinin şahsi kendi düşünceleri, planlarıyla yapabilecekleri basit olaylar değildir. Arkada hem güçlü çeteler vardır hem de uluslararası destek vardır. Hayatını kaybeden Ömer Cemil Sanal'ın büyük bir firmada çalışıyor olması dikkat çekiyordu. Yeni bulgularında soruşturmaya girmesiyle gümrük müfettişleri harekete geçti. Cinayetle ilgili geniş bir çalışma başlatıldı. Gümrük müfettişleri rapor hazırladı. Dört Yol Cumhuriyet Savcılığı'nın ulaştığı verilerden de yararlanan müfettişler, petrol şirketi yetkilileri, ortak şirketler, Türkiye ve Avrupa bankalarındaki para akışlarını mercek altına aldı. Özel iletişimler ve şirket yazışmaları incelendi. Pek çok devlet kurumuyla irtibata geçilerek bilgi edinildi.
yıllık çalışmanın ardından Ömer Cemil Sanal'ın ölümüyle ilgili geniş kapsamlı bir rapor hazırlandı. 50 sayfalık raporun 79 belgelik eki var. Gümrük müfettişleri raporda akaryakıt kaçakçılığıyla PKK arasındaki bağlantıya, oradan da uluslararası ilişkilere dikkat çekiyor. O rapora büyük takip ulaştı. İşte raporda yer alan çarpıcı ifadeler. Toplantıya katılan PKK'lıları kameraya çekti. Raporda öldürülen Ömer Cemil Sanal'ın öldürülmeden 3 gün önce eşine söylediklerine yer verilmiş. Buna göre Sanal eşine bir toplantıya katılacağını, toplantıya gizli bir kamera getirdiğini belirtiyor. Ama daha önemlisi, o toplantıda terör örgütü üst yönetiminden isimlerle bir belediye başkanını yan yana kameraya kaydettiğini, görüntülerin iş yerindeki bilgisayarda kayıtlı olduğunu söylemesi. Akaryakıt kaçakçılığı yapan kişilerden ve ailelerden örgütün geçiş başına vergi aldığı artık herkesin malumu. Örgüt litre başına veya geçiş başına bu kişilerden vergi temin ediyor. Dolayısıyla siz bir anlamda en büyük hasmınız olan terör örgütünü kaçak akaryakıtla yeterince mücadele etmeyerek bir anlamda finanse etmiş oluyorsunuz. Sınırlarımızın öbür tarafları hepimizin bildiği gibi genelde PKK'nın kontrolü altında olan yerler. Buradan kaçakçılık yapan insanlar akaryakıt olsun, uyuşturucu olsun, diğer konularda mutlaka PKK'ya belli bir para ödemek zorunda. Çünkü o bölgelerin kontrolü onlarda olduğu için o bölgeden geçebilme şansları yok. Çok büyük bir gelir kaynağını bu sayede PKK elde etmiştir. George Bush'un ortağıymış. Raporu yazan müfettişlerin ulaştığı şaşkınlık verici bilgiler var. Bunlardan biri, kaçakçılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak gibi iddialarla hakkında dava açılan ünlü bir petrol şirketinin sahibinin ilişkileri. Buna göre söz konusu isim Amerika Birleşik Devletleri eski başkanı George Bush'un sahibi olduğu Gulf şirketinin de hissedarı. Gizli ortak terör örgütü. Öldürülen Ömer Cemil Sanal'ın yakınlarının ortaya çıkardığı bilgisayar kayıtlarından Sanal'ın çalıştığı şirket içerisinde örgütlenen bir suç şebekesini fark ettiği sanılıyor. Sanal, şebekenin akaryakıt ve madeni yağ hırsızlığı yaptığını ve elde edilen kazancı PKK ile paylaştığını gördü ve iddiaya göre işte bu tanıklık hayatına mal oldu. Belediye başkanı işin içinde mi? Sanal ayrıca bir belediye başkanının bu petrol şirketinin elde ettiği haksız kazançtan pay aldığını fark etti. Hazırlanan raporda bu bilgilere de geniş yer veriliyor. Belediye başkanının göreve başladıktan sonra belediye sınırları içinde 2 milyon Türk lirası değerinde arsa aldığı ve yine bir kooperatiften birden fazla villa edindiği yapılan incelemelerin ardından rapora eklenenler arasında. İş paraya dayandığı için sonunda çalışmadan büyük para elde etmek isteyen siyasetçiler, bürokratlar veya iş adamı geçinen bir kısım şahıslar bu konuda faaliyetlerini sürdüreceklerdir. Şunu gördüm, yani sadece belirli dönemlerde değil, son 20 yıldır kaçakçının ideolojisi olmuyor, partisi olmuyor, dini imanı da olmuyor. Albay için Koşaner'e başvurdular. Sanal'ın öldürülmesinin ardından olayın peşini bırakmayan kardeşleri konuyu eski Genelkurmay Başkanı Işık Koşaner'e götürdü. Hazırlanan dilekçede Hatay'da görevli bir muvazzaf albaydan şikayet ediliyordu. Dilekçenin ardından başlatılan incelemede albay hakkında vahim bulgulara rastlandı. İlk olarak albayın şirketle ilişkileri yasaklanmış olmasına rağmen aldığı yüklü miktarda bir bağış ortaya çıktı. Ardından albayın eşinin üzerine kayıtlı bir şirket olduğu, albayın eşi adına kayıtlı banka hesabında 600 bin liralık para akışı tespit edildi. Ortaya çıkan bilgilerin ardından aile, avukatları aracılığıyla savcıya dilekçe sundu. Dilekçede elde edilen verilere dikkat çekildi ve soruşturma akaryakıt kaçakçılığı yönünde ilerledi. Sunulan raporda şirket yetkilileri ve ortak iş yapılan diğer şirketlerin sahipleriyle ilgili suç örgütü kurmak, kara para aklamak, kaçakçılık ve resmi evrakta sahtecilik suçlarından soruşturma açılması istendi.
Akaryakıt kaçakçılığının sadece bir avuç insandan ibaret olmadığının anlaşılması gerekiyor. İşin içinde devletleri etkileyen uluslararası şirketler ve terör örgütleri de var. İstihbari bilgilere göre Türkiye'de sorunların bitmemesi için çaba gösteren yerli ve yabancı şirketler de mevcut. Kaçakçılık sorununu daha iyi anlayabilmek adına sorunu başlatan olaylar zincirine bir göz atalım. Akaryakıt kaçakçılığı 90'lı yıllardan bu yana şekil değiştiriyor. 90'lı yıllarda Türkiye çalkantılı zamanlar geçiriyordu. O dönemde kaçakçılık da karmaşık bir hal aldı. Irak üst yönetiminin, yani Saddam Hüseyin'in oğlu Uday, Kürt bölgesinin yöneticileri Mesut Barzani ve Celal Talabani ve Türkiye'deki bazı şirketler eliyle tekerlekli boru hattı adı verilen illegal bir petrol teminat yolu, akaryakıt zinciri oluşturuldu 1990'ların başında. Sistem şöyle işliyordu. Türkiye'de Mersin limanına gelen uluslararası yardımları taşıyan kamyonlar Irak'a götürmek üzere yola çıkıyorlardı. Bu yardımları Kürt bölgesindeki gerçekten ihtiyaç sahiplerine teslim ediyorlardı. Dönerken depolarını daha ucuz olan Irak petrolüyle doldurup, akaryakıtıyla doldurup ardından Türkiye'ye geri dönüş yapıyorlardı. Bu oldukça karlı bir işti. Öğrendiğimiz kadarıyla bu ticaret 1990'ların ortasından itibaren Türkiye'nin bilgisi dahilinde yürütüldü. Resmi yazışmalardan anladığımız kadarıyla Türkiye bu sınır ticaretine göz yumarak o bölgedeki insanların bir anlamda ekonomik gelişimine katkıda bulunmaya çalıştı. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Kurulu tarafından Türkiye'de önde gelen bir petrol şirketinin faaliyetleriyle ilgili rapor hazırlandı. 3 Kasım 2010 tarihli raporda halen faaliyette olan bir holdingin yönetim kurulu üyeleri tarafından 220 milyon dolarlık kaçakçılık yapıldığı ortaya çıktı. Petrol şirketinin ithalat hareketlerini ve faturalarını inceleyen müfettişler, holdingin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri ve petrol şirketi yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 25 kişi hakkında soruşturma açılmasını istedi. İddialarsa suç örgütü kurmak, kaçakçılık ve evrakta sahtecilik. 60 sayfalık rapor, soruşturmanın yürütüldüğü Körfez Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Kendi personeli ihbar etti. Söz konusu holding, petrol şirketindeki hisselerini Kasım 2010 tarihinde 1 milyon euroya Avustralyalı ortağına devretti. Aynı tarihlerde Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı petrol şirketinin usulsüz işlemleriyle ilgili holdingin içerisinde bir personelin gönderdiği ihbar mektubuyla çalışmasını tamamlamış oldu. İhbar mektubu klasörlerce bilgi içeriyordu ve müfettişlerin elde ettiği bütün bilgilerle örtüşüyordu. Kaçağın boyutu anlaşılmıştı. Müfettişler fatura fiyatından toplamda 42 milyon 391 bin dolar eksik olduğunu tespit etti. Medyanın belirli bir bölümünde petrol kaçakçılığı ve yolsuzluklar konusunda hükümetlerin almak istediği tedbirlerin aleyhinde bazı çalışmaların yapılması boş değildir. Yani şu anda bizim konuşmuş olduğumuz çeteler, örgütler o kadar maddi güce sahipler ki medyada da etkin olduklarını biliyoruz. 28 Şubat'ta tanıdığım bir bakan var. Yapmadığı yolsuzluk, akaryakıt kaçakçılığı da dahil kalmadı. Şimdi tekrar 10 yıl geçmiş, 15 unutulmuş. Yeniden bir fırsat çıkacak mı diye bekliyor. Medyada şaşırıyorum yani. Öyle açıklamalar yapıyor ki sanki melek. Hiçbir şey unutulmuş çünkü. Bizim halkımız çabuk unutuyor. Olaylar hızlı geliştiği için. Mesela 28 Şubat döneminde petrol kaçakçılığını organize eden şahıslar bu hükümet döneminde de belirli bürokratları buldular. Bu dönemde de soruşturmalar yapıldı. Kaçakçılıklar ortaya çıkarıldı. Yani hiç tahmin etmediğiniz yerlerden bazen bazıları da mesela bir kor generali devreye sokmuşlar. Kor general işte kahramanlık yapıyor, övünüyor. Ben PKK ile şöyle savaştım. Hakkari'de böyleydim. Ankara'ya geliyor, bakıyor ki arkadaşlarının çoğunun işte ikinci evleri var, hanımlar var, arabalar, çifter çifter derken ben diyorum benim de bir şey yapmam lazım. Ve savaştığı kişilerle anlaşaraktan o da bu işlere bulaşıyor. Sen
Akaryakıtta kaçağın boyutunu gösteren iki büyük örnek sunduk sizlere. İlişkiler o kadar girift ve iç içe ki tam olarak nelerin olup bittiğini anlamak mümkün değil. Zira petrol üzerinde büyük kavgalar ve savaşlar yaşanıyor. Büyük vurgunların küçük uzantıları da sürekli görülüyor. Emniyet Müdürlüğü, Mali Şube ve jandarma ekipleri yaptıkları operasyonlarla pek çok ilde irili ufaklı yakalamalar yapıyor. Özellikle İstanbul çevresinde tonlarca kaçak akaryakıtla karşılaşılıyor. İşte onlardan biri. Kaçakçılara göz açtırılmıyor. Neredeyse her ilde irili ufaklı akaryakıt kaçakçılığı ve ilişkili suçlarla ilgili operasyonlara rastlamak mümkün. Son zamanlarda Mersin, Gaziantep, Ankara, Van gibi illerde operasyonlar yapıldı. Ancak İstanbul yine ilk sırada. Kaçakçılıkla mücadelede kolluk gücü olarak 3 tane kolluk gücü var. Bunlardan bir tanesi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü. Ve bu ekipler, muhafaza elemanlarımız silah taşıma hakkına haiz mücadeleci gruplar. İstanbul Mali Şube Müdürlüğü ekipleri tarihin en büyük kaçak akaryakıt operasyonunu gerçekleştirdi. Bir seferde yakalanan en büyük rakama ulaşıldı. Ekipler akaryakıt zamlarının ardından uluslararası akaryakıt kaçakçılığı yapıldığı yönündeki ihbar üzerine Mısır'dan gelen bir yük gemisini takibe aldı. Gece yolculuğu sırasında gece görüşlü termal kamerayla izlenen gemiye operasyon düzenleyen ekipler variller dolusu akaryakıtla karşılaştı. Barillerden alınan örnekler Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu laboratuvarlarında test edildi. Test sonucunda sıvı maddelerin kaçak akaryakıt olduğu teyit edildi. 50 konteyner içinde tam 1150 ton kaçak akaryakıt olduğu anlaşıldı. Onun ötesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma ve elbette ki hudutlardan girişte de silahlı kuvvetlerimiz kaçakçılıkla mücadele ediyor. Kim ne yaptı, ne etti? Mücadele yöntemlerini hangi araçları kullanıyor, ne kadar yakalama sağlıyor ve tanık olduğu kaçakçılık yöntemlerine bu konularda bir iletişim, bilgi alışverişi yoktu. Şimdi bütün bunları bir arada yaptığımız toplantılarda değerlendiriyor, gözden geçiriyoruz. Çok ilginç kaçakçılık vakalarında slaytlar halinde yansıtıyoruz. Onun üzerine müzakereler sürüyoruz. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri akaryakıt kaçakçılığıyla mücadelede önemli çalışmalar yapıyor. Bunlardan biri de geçtiğimiz aylarda yapıldı. Teknik takip 6 ay sürdü. Toplanan delillerin yeterli olduğu düşünüldüğünde operasyonun düğmesine basıldı. Aralarında İstanbul, Kocaeli ve Balıkesir'in de bulunduğu 7 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Toplam 18 kişi gözaltına alındı. Yakalanan kaçak akaryakıt miktarı dudak uçuklattı. Toplam 305 ton, bir gemi ve 7 kamyona el konuldu. Düzenlenen operasyon böyle kaydedildi. Ağırlıklı olarak verginin yüksek olduğu alanlarda, yani tüketim bir şekilde kolaysa, vergi de yüksekse, yani madde her neyse o, bir şekilde alıcısına kolaylıkla daha ekonomik bir şekilde ulaştırılabiliyorsa, vergi de, yani kazanç da büyükse, hani vergi oradan o anlamda söylüyorum, bu riski alan insanların sayısı da artıyor. Akaryakıtta bunlardan bir tanesi. Başka alanlarda işte tütün ve alkol de zaman zaman karşımıza çıkıyor. Diğer bir takım konularda da karşımıza çıkıyor. Hepsinin ortak özelliği bu. İşte bu büyüyor, şekil değiştiriyor. Devlet buna bir çözüm buluyor. Bu sefer başka bir icat, yeni bir icat, yeni bir yöntem. Yapılan incelemeler sonunda kaçakçılık için kullanılan çalışma yöntemleri ortaya çıktı. Buna göre hırsızlar önce akaryakıt şirketi kurarak yurt dışından özel tüketim vergisi olmadan akaryakıt getiriyor. Bu akaryakıtlar daha sonra transit gemilere satış yapan tır garajlarına ve benzin istasyonlarına veriliyor. Hırsızlar böylece özel tüketim vergisi ödemekten kurtuluyor. Türkiye'de geçen yıl 2011 yılında Türk Maliyesi'nin topladığı, tahsil ettiği toplam vergi tutarı 284 milyar TL. Bunun 46 milyar TL'si akaryakıttan sağlanmış. Toplam vergi gelirlerinizin %17'si
akaryakıttan ve türevlerinden elde ediliyorsa bir kere sizin vergi sisteminizle ilgili bir problem var demek. Daha da önemlisi bizdeki akaryakıt üzerindeki vergi yükü çok yüksek. Yani %61 seviyesinde şu anda. Yani 100 liralık akaryakıt aldığınız vakit bunun 61 lirasını siz devlete vergi olarak ödüyorsunuz. Bu da gerçek anlamda kaçakçıları ister istemez teşvik eden sonuçlar doğuruyor. Çünkü bir akaryakıt kaçakçılığı çok karlı bir sektör dediğim gibi. Siz o 61'i vermek yerine bir şekilde yurt dışından bunu tedarik edip iç pazarda sattığınız zaman inanılmaz büyük karlar elde ediyorsunuz. 2001 yılından bu yana Türkiye'deki araç sayısı yaklaşık %100 arttı. 8,5 milyon idi 2001 yılında Türkiye'de ilk toplam motorlu taşıt sayısı. Şu anda bu rakam 17 milyon adede doğru gidiyor. Ve aynı dönemde bakıyorsunuz benzin tüketimimiz sadece %50'ler seviyesinde artmış. Araç sayısı hızla artmasına rağmen akaryakıt tüketiminin aynı hızda artmaması bize tek bir sonuç verir. O da ihtiyacın maalesef önemli bir bölümünün veya göz ardı edilemeyecek kadar önemli bir bölümünün illegal suç örgütleri veya şebekeleri tarafından karşılandığı sonucunu verir. Peki akaryakıt kaçakçılığı başka hangi yöntemlerle yapılıyor? Özellikle deniz yoluyla yapılan kaçakçılık şekli ne? İşte emniyet birimlerinin deniz yolu kullanılarak bugün itibariyle saptadığı kaçakçılık yöntemleri. Kaçakçılığın büyüğü denizlerde. Akaryakıt kaçakçılığını karayolu ve deniz yolu olarak iki başlıkta toplamak gerek. Şırnak, Uludere'de yaşananlar karayoluyla yapılan kaçakçılığı gündemimize getirdi. Kaçakçılık yöntemleri ve bölgenin durumu tartışılmaya başlandı. Yeni tedbirler alındı. O bölgede fiziki güvenliği sağlamak gerçekten çok zor. Yani o yapısını eğer görseniz veya işte zaman zaman helikopterlerle basında görme şansınız olabilir. Gerçekten çok zor şartlar altında o hizmetler yapılıyor. Bu bölgelerin istismarı nispeten daha kolay. Yani bir Urfa sınırı gibi düşünmeyin, dümdüz bir alan düşünmeyin. Her tarafın çok sarp olduğu, derelerin olduğu yerlerde bunların zaman zaman kontrol edilmesi hayli bir güç. Bu şu demek değil tabii ki, akaryakıt yönünden düşünürsek. Mesela benim görev yaptığım zamanda Türkiye'deki kara sınırlarından yapılan kaçakçılığın %50'den fazlası Van bölgesinde meydana geliyordu sadece. Bunun iki sebebi vardı. Bir, Van hem İran hem Irak sınırının Türkiye'ye giriş kapısı olmasından kaynaklanıyordu. Her iki taraftan yapılan kaçakçılar oradan içeri sokulduğu için yakalamaların büyük bir kısmı oradan elde ediliyordu. Ama tabii %50'sinden fazla bile olsa miktar olarak baktığınız zaman deniz kaçakçılığında belki iki tane gemi seferini kadar yapmaz. Denizde çok farklı yöntemler kullanılıyor. İşte o yöntemler. Gümrük işlemleri sırasında gemide taşınan petrol yükü farklı bir kimyasalmış gibi gösteriliyor. Bu sayede çok düşük vergiler veriliyor. Bazı petrol şirketleri ihraç etmek üzere petrolü vergi muafiyetiyle satın aldıktan sonra iç piyasaya satıyor. Ardından sahte belgelerle petrol ihraç edilmiş gibi gösteriliyor. Yabancı bayraklı gemilerden açık denizde gizli depoları olan gemi veya tankerlere nakil edilerek alınan petrol iç piyasaya sürülüyor. Gemilerin personel ihtiyaç ürünlerinin ulaştırmasını yapan acenta botları ihtiyaç ürünleri karşılığında petrol takası yapıyor. Botlara nakledilen yakıt kara tankerlerine aktarılarak iç piyasaya sürülüyor. İşte o yöntemlerden en çarpıcı olanı. İthal edilmek üzere yabancı limandan alınan petrol ve petrol ürünlerine TSE uygunluk kontrolü uygulanır. Yurt dışından alınan ucuz yakıt Türkiye'ye giriş yapar. Tanker taşıdığı yakıtın TSE testi için gümrük görevlilerine numune verir. Fakat bilerek, bozuk numune verilerek yakıt uygun değildir raporu alınır. Yasalar gereği yük satıcı ülkeye iade edilmelidir. Bu süre içinde aslında standartlara uygun olan yakıt boşaltılarak iç piyasaya sürülüyor. Ardından tankere aynı miktarda su yükleniyor ve tanker satıcı ülkeye doğru yol alıyor. Kaçakçılık faaliyetlerini takip etmek üzere deniz, gümrük, kaçak, istihbarat müdürlükleri oluşturduk. Bunların sayıları çok azdı. Bunları 18'e çıkarttık. İstanbul'da oluşturduğumuz bu müdürlük sadece denizlerdeki bu tür kaçak olaylarını takip edecek.
Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele 2005'ten beri yepyeni bir anlayışla yönetiliyor. Mücadele son olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın başkanlığında yürütülüyor. Yeni vizyonun yaptığı hazırlıkları, aldığı tedbirleri ve sonuçlarını birlikte gözden geçirelim. Mücadelede EPDK dönemi. Öncelikle petrol piyasası düzenlenmeliydi. Bunun için EPDK yani Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu kuruldu. Petrol piyasası kanunu getirdiği aslında en önemli husus düzenlemelerin kanunu güvenceye bağlanmış olması ve bütün piyasa taraflarının bu düzenlemelerin uygulanacağına dair inancı sağlamış olmasıydı. Piyasanın kontrol altına alınması kaçakçılıkla mücadeleyi beraberinde getirdi. 2005 öncesine geldiğimizde Türkiye'de petrol piyasasını düzenleyen herhangi bir yasal düzenleme yok. Sadece petrol arama ve çıkarma faaliyetleri için bir petrol kanunu var. Ve bu yüzden bütün sektör, bütün piyasa sadece bakanlığın çıkardıkları tedbirlerle düzenleniyordu. Tedbirlerle herhangi bir ceza veremezsiniz yasal olarak. Herhangi bir suç oluşturamazsınız. O yüzden sektörde bir alışkanlık olmuştu. Nasıl olsa herhangi bir cezai yaptırımı yok. Akaryakıt hırsızlarının yöntemleri üzerine geniş çaplı bir çalışma başlatıldı. İlk defa EPDK'nın kurulmasıyla beraber bazı şeyler değişti. Mesela ne değişti? Olaya bakış açısı değişti. Mevzuatların bütünleştirilmesi gündeme geldi. Yani eskiden parça parça herkes kendi kurumsal çalışmalarını, kendi mevzuatları ve kaçakçılık kanununa göre yürütürken bir 5500 sayılı petrol piyasası kanunu çıktı. Bu kanun kapsamında birçok şey tek elde toplandı. Artık akaryakıt deyince tek bir kurum akla geliyor, EPDK. Jandarma olarak kaçakçılıkla mücadelenin tek bir kurum tarafından yapılmasının zor olacağını düşündüğümüz için işbirliği önerisinde bulunduk. Onlar da çok sıcak karşıladılar bunu. Ve kanun çıktıktan beri biz EPDK ile beraber Jandarma Genel Komutanlığı olarak birlikte çalıştık. Ortada bir kurallar malzemesi var, bir kanun var. Bu kanunun öngördüğü ikinci mevzuat hazırlamışız. Artık sektördeki bütün oyuncular hangi kurallara uyacağını çok iyi biliyor. 5 yıl süren altyapı çalışmaları sonunda akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele için dev bir komisyon kuruldu. Güvenlik güçleri olmadan herhangi bir kurumun Türkiye'nin herhangi bir yerinde akaryakıtla uğraşan birimleri denetlemesi imkansız demeyelim ama çok zordu. O süreçte 2007'nin Ağustos'unda bütün Türkiye'de bir ani bir baskın yaptık. Türkiye'de ne kadar bir akaryakıt deposu varsa bu bahsettiğim 1000 kişilik personel marifetiyle bu baskınları gerçekleştirdik. Kimin nerede yakıtı var? Bunlar yasal mıdır? Gayri yasal mıdır? Standart dışı mıdır? Kaçak yollarla ülkeye mi girmiştir? Bütün bunların tespitini yaptık. Ve yine bu süreçte petrol sektöründe kurallara uymayan şirketlere 1.6 milyar dolarlık bir ceza kestik. O zaman bütün Türkiye'de Cumhuriyet tarihinde böyle bir ağır ceza yok. Bu nasıl oluştu, nasıl gerçekleşti diye herkes hayretle bunları konuşmaya başladı. Herhangi bir piyasa oyuncusu, yani Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun herhangi bir uygulamasıyla veya düzenlemesiyle piyasa tarafları arasında, eşit piyasa tarafları arasında ayrım gözetildiğini hiçbir zaman söyleyemez ve iddia edemez. Bu başarılmıştır. Bence en büyük başarı da budur. Bunun dışındakiler de bana biraz teferruat ve detay gibi geliyor açıkçası. Etkin mücadele için bakanlıklar birleşti. Kaçakçılıkla mücadele ekiplerimizi insan kaynağı olarak güçlendirmek, bütün teknolojik imkanları mücadeleci ekibin hizmetine sunmak suretiyle ve koordineli bir çalışma yürüterek özellikle akaryakıt kaçakçılığıyla mücadelemizi sürdürüyoruz. Onun koordinasyonunda işte 3-4 yıldır benim üzerimde ve bu alanda mücadele eden diğer paydaş kamu kuruluşları var. İşte Maliye var, İçişleri Bakanlığı var, Jandarma var, Sahil Güvenlik var, Ulaştırma Bakanlığı var, Bilim Teknoloji Sanayi Bakanlığı buralarda oluşturmuş akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele kurulları var. Özellikle akaryakıt kaçakçılığıyla alakalı 2011 yılı Şubat ayında eylem planı oluşturduk. 22 maddeden oluşuyor. Onun uygulamasının, birlik uygulanmasında bu geçen senenin sonunda gözden geçirdik son toplantıda. Bazı konularda revize ettik.
çalışmamızı çok dikkatli, tempolu bir şekilde sürdürüyoruz. Tabii bu mücadelenin içerisinde PDK da var, onu atlamış olmayayım. Enerji piyasası düzenleme kuruldu, o da Türkiye içerisinde akaryakıtla alakalı eylemleri, kaçakçılıkları takip ediyor. Yapılan araştırmalar sonunda bir rapor hazırlandı. Raporda akaryakıt kaçakçılığıyla mücadelede tam anlamıyla bir değişimin sağlanması için yeni düzenleme ve çalışma biçimleri önerildi. Kurulan komisyonların her 3 ayda bir faaliyet raporu hazırlamaları ve bu raporları birbirleriyle paylaşmalarına karar verildi. Birimlerin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Başkanlığı'nda toplanarak durum değerlendirmeleri yapmaları ve müşterek denetimler kararlaştırıldı. Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele komisyonu çalışanlarına kısa süreli fakat çok yönlü eğitimler veriliyor. 2010 yılından itibaren mücadele komisyonlarının daha da etkin kılınması için polis ve silahlı kuvvetlerin de katılımıyla operasyon faaliyetlerinin tartışıldığı toplantılar gerçekleştiriliyor. Yapılan toplantılara artık hakimler, savcılar ve yüksek yargı mensupları da katılıyor. Bir yılda 35 bin ton yakalandı. Yakalanan kaçak akaryakıt miktarları bu çalışmalar sonucu yıldan yıla artıyor. 2008 yılında 20.604 ton kaçak akaryakıt yakalanırken 2010'a gelindiğinde bu rakam 32 bin tona yükseliyor. 2011 yılındaysa toplam 35 bin ton kaçak akaryakıt yakalandı. Mücadeleden alınan sonuçlar umut verici. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yeni tedbirler üzerinde çalışıyor. Bakan Yazıcı konuyla ilgili tespitlerini ve oluşturulmakta olan yeni tedbirleri büyük takibe açıklıyor. Şimdi diyelim ki bir istasyonda kaçak akaryakıt kullanıldığı tespiti yapılıyor. Bana örnekler getirdiler. Ankara'da var, Ankara'nın civarında var, işte Ankara-Konya yolu üzerinde var vesaire veyahut da işte Sakarya-Bilecik yolu üzerinde vesaire de falan. Ne oldu dedim, yani şimdi bu kaçak akaryakıt istasyonunda pazarladığını, tüketiciye arz ettiğini, tespit ettiğiniz istasyon ne durumda diye soru yönelttim. Dediler ki açık, halen faaliyet. Nasıl faaliyetimi yürütüyor dedim. Dava devam ediyor. Dava devam etsin. Nasıl yürütüyor? Dendi ki, tabii ben de hukukçuyum, söylediklerini de anlıyorum. Dendi ki efendim bunlar sahip değiştiriyor. Yeni gelen sahip kendi kimliği altında ticari faaliyetini yürütüyor. Yani ticaret serbesttir. Serbest piyasa ekonomisiyle yürütüyor. Ha dedim ki burada öyle bir düzenleme yapmalıyız ki kaçak akaryakıtın pazarlandığı yeri bir daha aynı amaçla kullanılmaması veyahut da uzun süre orada bu tür ticari faaliyetin önlenmesine ilişkin mutlaka bir yasal düzenleme yapmalıyız. Kaçakçılıkla mücadelede profesyonelliğe geçiş. Kafamda şu var, yani bunu üzerinde çalışıyoruz. Sırf akaryakıt kaçakçılığıyla Türkiye'nin her tarafında mücadele edecek, anında operasyon yapma yasal gücüne sahip bir ekip oluşturmayı planlıyoruz. Burada değişik kuruluşlardan, tabii ki Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın koordinesinde bunlar her tarafı dolaşacak. Şehirler arası gezerken görüyoruz. Mesela diyor ki burada işte akaryakıt şu fiyattan akaryakıt satılıyor diyor. Nasıl satıyorsun? Yani bunun nihayet satın alma fiyatı belli. O fiyatı nasıl satıyorsun? O fiyattan sattığına göre hiç kar almadan, hani hilal-i ahmer değil. Bunu nasıl yapıyorsun? Bunda kuşku uyandırıcı şeyler. Bu tür olayları ve buna benzer olayları anında müdahale edebilecek güç ve yetenekle donatılmış böyle bir ekip kurulması kafamda tasarladığım konulardan bir tanesi. Mücadele için değişen koşullara uygun yöntemler geliştirilse de kaçakçılar da kendilerini değişen koşullara göre yeniliyor. Yeni yöntem bulmakta gittikçe zorlanan kaçakçılar son yıllarda yeni yöntem yerine yeni bir ürün ortaya çıkardılar. Halk arasındaki adıyla 10 numara yağ. Ulusal marka uygulaması yapılabiliyor mu? Yapılamıyor. Yağ. Otomasyon uygulaması yapılabiliyor mu? Hayır, yapılamıyor. Çünkü istasyonda satılan bir şey değil. Gibi baktığınız zaman içinde yasalarımızın kayıt dışılığa karşı bu alanda aldığı önlemlerin tamamen dışında bir yerden
doğrudan ve bodoslama bir giriş var. Miktar büyük. Uzun zamandır da devam ediyor. Kamuoyunu da çok ilgilendiriyor kamu sağlığı açısından. Ve görüyoruz ki aşama aşama bir takım tedbirler alıyor. 10 numaraya 3 yıldır gündemimizde olmasına rağmen halen bir çözüm elde edilemedi. 2008'den bu yana giderek artarak bugüne kadar gelmiş. Son olarak 2011 yılında baktığımızda Türkiye piyasasına, iç piyasaya ihtiyacın fazlası olarak, yani normal talebin fazlası olarak yaklaşık 1 milyon ton civarında bir yağın hakikaten iç piyasaya girdiğini görüyoruz. Bizim yaptığımız analiz şunu gösteriyor. 2008'in son çeyreğinden itibaren, ki bu sorunun giderek artmaya başlayarak gündeme geldiği dönemden bugüne kadar kamunun kaybı vergi olarak 5 milyar TL'nin üzerinde, bu civarda bir parayı konuşuyoruz. Çok büyük bir rakam. Tartışma konusu olan 3. köprünün finansmanı büyüklüğünde bir şeyi konuşuyoruz. Bir haksızlığı konuşuyoruz. Bir kayıt dışılığı konuşuyoruz. Yağın belli bir standardı yok. Akışkanlığı yüksek ince yağlar diğer yağ veya kimyasallarla karıştırılarak elde ediliyor. Karışım araçlarda ve sanayi makinalarında motorin yerine kullanılıyor. 10 numara kesme yağ ya da inceltme yağ olarak faturalandırılabiliyor. Böylece motorin olarak satılmasına rağmen çok daha ucuza elde ediliyor ve düşük vergilere tabi tutuluyor. Bugün Türkiye'nin kullandığı akaryakıt motorin işte Avrupa'nın Avrupa standardında hakikaten çok üst düzey bir yakıt kullanıyor. Yani teknolojinin uç seviyesinde çevre ve sağlık açısından konuşuyorum. Neden olduğu emisyonlar açısından konuşuyorum. Teknolojinin uç seviyesinde bir yakıtı Türkiye kullanıyor. 10 ppm kükürt ki bu fiilen sıfır demektir. Yani yok içinde demektir. Ancak ölçülebilir miktarda bir şeyler kalıyorsa odur demektir. Çevre açısından bu kadar üst seviyeye gelmiş bir ülkedeyiz. Bir de ne olduğunu bilmediğimiz işte böyle şeylerin karıştığı, atığın içine girdiği biliyoruz, görüyoruz, atıklar var. Yani bu oraya nasıl gelmiş? Nasıl böyle bir sistemin içine bodoslama girebilmiş? Hatta düşük vergi yükümlülüğüne rağmen o vergiyi de ödememek için kaçak alınıp satılıyor. İş ve fabrika makineleri için alınıp satıldığından kimin bunu kaçak yollarla sattığı ve kimin gerçekten sanayi ihtiyacı olarak kullandığını tespit etmek çok güç. Vatandaş bu konuyla ilgilenemez. Vatandaşın hem vakti yoktur hem de yeterli bilgisi olmadığı için gereken tepkiyi de gösteremez. Bugün vatandaşın petrol istasyonundaki satın aldığı yakıtın kaçak olup olmadığını bilmesi mümkün değildir. Türkiye'nin her yerinde giderek yaygınlaşan 10 numara yağ, kamyon ve otobüs garajları, sanayi bölgeleri ya da yol kenarlarındaki dükkanlarda satılıyor. Bugün sahaya çıktığınızda Türkiye'nin karayollarında hemen hemen bütün kamyon parkları, tır garajları, buna benzer yerlerde açık bir şekilde, tenekelerde, yaygın bir şekilde bunun satıldığını görüyorsunuz, görülüyor. Yani bu faaliyetin büyüklüğünün hakikaten bu rakamlar düzeyinde olduğu kuşku götürmez. Emniyet birimleri yoğunlukla Ankara, Konya, Afyon, Aksaray, Pozantı, Antalya, Adana, ana yollarında ve Adana, Şanlıurfa, Gaziantep, Trabzon, Van, Diyarbakır, Erzurum gibi merkezlerde yakalamalar gerçekleştiriyor. 10 numara yağın şehirler arası otobüs firmalarında kullanıldığı da zaman zaman gündeme geldi. Yağın otobüslerde kullanılmasının çok tehlikeli sonuçlar doğurduğu biliniyor. Yolcuların yanarak hayatını kaybettiği bazı olaylarda akla gelen ilk şüphe 10 numara yağ oluyor. Büyük takip bu hafta yapılan çalışmalarla 2011 yılında yakalanan 35 bin tonun dışında yakalanamayan kaçağın boyutunu anlamak ve akaryakıt kaçakçılığında derin ilişkilerin uzandığı noktaları görmek için akaryakıt kaçakçılığının boyutunu gözler önüne serdi.